Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti altılı masayı terk edip milli duruş sergilemeli şeklindeki davetini değerlendirdi. Hakan'a göre Erdoğan, İYİ Parti'ye bir alternatif sunarak masadaki çekişmeyi derinleştirmek istiyor olabilir. Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda İYİ Parti'nin altılı masadan ayrılmasını arzu ettiğini söyledi. İYİ Parti'ye atılmış bir çiçek gibi geldi bana bu. Erdoğan'ın bu temennisinin gerçekleşme ihtimali çok ama çok zayıf. İYİ Parti altılı masa'yı terk etmez. O zaman soruyu soralım. Erdoğan gibi siyaseti iyi okuyan bir isim kabul görmeyeceğini bildiği bir temenniyi neden dile getirir? Cevap veriyorum. Altılı masada aday tespitinde ortaya çıkabilecek sorunların farkında olan Erdoğan, İYİ Parti'ye bir alternatif sunarak masadaki çekişmeyi derinleştirmek istiyor olabilir. Öte yandan konuya ilişkin kulis bilgisini aktaran TV 100 yazarı Barış Yarkadaş, AK Partililere sordum, dedim ki, Erdoğan neden bu açıklamayı yaptı? AK Partililerin söyledikleri, Sayın Erdoğan, 2023 seçimlerini kazanacağına inanıyor. Bu sözler ve bu çağrı, 2023 seçim sonrasına uzanan bir bakış açısı. Eğer AK Parti meclisteki sandalye sayısını kaybeder ve bugünkü muhalefetin çoğunluğu olursa, Sayın Erdoğan ya seçime gidebilir yeniden meclisi kaybettiği için seçime gidebilir, ittifak değiştirme, ittifak geliştirme adımlarını atabilir diyorlar şeklinde konuştu.